Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Aysi kanalında yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Evet, uzun bir süredir hastaydım arkadaşlar. Bir türlü kafamdaki videoları çekemedim. Hatta yataktan kalkamadım daha doğrusu. En son geçen vlog çekmiştim. Şimdi ise uzun süredir de kapımda bekleyen Instagram ayakkabısı var. Dedim ki hızlıca hemen videoları çekmeye başlayalım o zaman. Özellikle boğazımda bir sıkıntı vardı. Konuşmakta sıkıntı yaşıyorum, zorluk yaşıyorum. Ama hızlı hızlı kargomuzu açabiliriz. Biliyorsunuz ayda bir defa Instagram'dan ayakkabı alıyorum ve neymiş ne değilmiş ona bakıyorum. Bu yılın 2022 yılında en son ayakkabısı bakalım neymiş bakacağız. Bu ayakkabıyı bana sportik.com.tr adresi gönderdi. Teşekkür ediyorum bu hediyesi için de. Aşağıya açıklama kısmına da link bırakacağım. Direkt bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Shopee adresi var. Oradan da aynı şekilde sipariş edebilirsiniz. Hemen bakalım. Açalım daha fazla beklemeden. Ben genelde 45 numara giyiyorum. 45 numara da arkadaşlar biraz daha büyük oluyor. Yani bu sattıkları en büyük numara ayakkabı oluyor. Evet, şu şekilde Flight Jordan logosuyla bir kutu var. Genelde kutulardan pek şansımız gülmüyor. Belki önceki Instagram'dan incelemiş olduğumuz ayakkabıları görürsünüz. Farklı farklı kutularda farklı farklı ayakkabılar çıkıyor. Bakalım bundan ne çıkacakmış. Kutusunu beğendiğimi söyleyebilirim en azından. Daha ok kalıbını güzel duruyor. Ve Jordan kutusundan çıkan ayakkabı KD 15 Bang Bang, ama güzelmiş biliyor musun? Evet, hiç, yani şu an ters köşe yaptı yine bizi. Şöyle 45 numara ben ayakkabı söyleyince hep diyorum ki bak KD 15 sen aldın mı? Almıştım, hatırlasana. Hmm. Evet. Ya tabii çok hızlı incelediğimiz için ayakkabıları seri şekilde. Bu çok kutu, artık çıkıyor. Unutuyorum. Kutu olayı da arkadaşlar büyük olduğu için 45 numara daha küçük kutularda büzüşüyor. Ben de diyorum ki elindeki en büyük kutu hangisiyse ona koy. Normalde böyle renksiz büyük kutulara koyuyordu. O demek ki belki elinde bu varsa bu kutudan. Gayet de sağlam güzel bir kutuymuş. Ona koymuş. Evet, KD 15'e bakalım. Bayağı güzel gözüktü ilk başta elime alınca arkadaşlar. Hoşuma gittiğini söylemem lazım. Çok, ne çok ağır ne çok hafif. Gayet ideal bir boyutu var. Özellikle İlk dış görünüşü sağlam, güzel duruyor. Kesinlikle herhangi bir kırılma yok. Evet, bak bu şekilde gönderildiği zaman çok hoşuma gidiyor. İçinde şöyle çıkartayım. Kartonları var. Aynı şekilde bunun da var. Hani hiç kırılmamış, hiç büzüşmemiş ve hani heyecanla açıyorsunuz ayakkabıyı. Çok kırılmış, büzüşmüş gelince tabii ki moraliniz bozuluyor olabilir ama bu şekilde gelince en azından daha sağlıklı, daha güzel. Zaten biliyorsunuz detaylı performans incelemesini bunun kanalda yapmıştık. Üstünde kullanılan materyaller fena değil, gayet güzel yapmışlar. Bir de gittikte de materyal kalitelerini ciddi manada iyi yapmaya başlıyorlar. Yan taraflardaki plastikler, evet, yine fena değil, güzel gözüküyor. Arkadaki bu midye yapısı farklı bir kumaştan yapılmış, güzel dış taraftaki plastik de keyifli duruyor gerçekten. Altına şöyle bakalım istiyorum. Altındaki kullanılan plastik nasılmış? XDR yumuşaklığı. Herhalde. XDR diyor, yani dış tabana dayanıklı. Dış sahalarda giyebileceğiniz demek arkadaşlar. Tabii bunu içeride veya dışarıda çok fark etmez muhtemelen. Yani dışarıda da çok hızlı eskiyebilir, bakıyorum şu anda. Hafif böyle yumuşak bir dış plastiğe sahip. Yani çok fazla sert değil. Yani gayet normal olduğunu söyleyebilirim. Hemen pencereden de içeride kullanılan Air Zoom birimini görebiliyorsunuz. Güzel. Gerçekten güzel yapmışlar. Bu arada arkadaşlar sportik.com.tr adresinde yılbaşı indirimi başlıyor. Dolayısıyla eğer sizler de bu veya farklı ayakkabıları almak istiyorsanız mutlaka bakın. Ciddi büyük indirimler yapıyorlar. Az numara kalanlarda daha büyük indirimler oluyor. Göz atmayı unutmayın diyorum. Dediğim gibi aşağıda linki var. Bu sene boyunca sadece bu adres bana gönderdi. Ve geri dönüp bakabilirsiniz hangi ayakkabıları açmışız. Oynatma listesi bile yaptım. Instagram ayakkabıları şeklinde. Oradan bakıp ayakkabıların kalitesine göz atabilirsiniz. Bana geldiği gibi sizlere de gelecek. Eğer bu ayakkabıları alırsanız, gayet dediğim gibi şu anda KD 15'i beğendim. Ayağımıza giyeceğiz, bakacağız nasıl. Dış görünüş olarak baktığımızda gerçekten hepsi çok güzel duruyor. Easy yazmışlar. Easy yazıyor. Arkada mesela şurada ne? Quality inspired by Kevin Durant yazıyor. Arkada topuklarında 7 numaralı formasıyla. İç tarafta KD logoları aynı şekilde görüyorsanız. Evet, cidden güzel ya. Hadi şuraya bakalım. Bak burada farklı bir şey var. Dilinde. Dilinin kalitesi yine hoşuma gittiğini söylemem lazım. İçinde kullanılan plastikler güzel.
Evet, gerçekten gitgide bu işi daha iyi beceriyorlar. Çok temiz. Rengi nasıl tabii, beğeniyor musunuz, beğenmiyorsunuz bilmiyorum ama benim hoşuma giden iyi bir renk olduğunu söyleyebilirim. Güzel, ben de beğendim. Evet, hadi istiyorsan ayağımıza giyelim ve çıkışımızı yapalım. Evet, dış görünüşü bizi tatmin ettikten sonra asıl ama önemli olan ayakta nasıl duruyor, ayakta nasıl hissettiriyor. O önemli. Hiç şöyle açmadan bir deneyeyim mi hemen? Bakayım. Olur mu? Olmadı. Yemedi. Ben normalde yürüyüş ayakkabılarımı da böyle yapıyorum bir defa. Bağcıklarını bağlıyorum. Devamlı çöz bağla çöz bağla yapmıyorum. Çok zor bir şey. Ben de hiç sevmem. Evet, ben de hoşuma gider. Oo, bir dakika. Darmış arkadaşlar. Ayağımı direkt hissettim. 45 numara değil mi acaba? Şu an onu düşünüyorum. Bakacağım, ona göre sizlere de tavsiye vereceğim. Tabii ki her ayakkabı da değişiyor. Genelde 45 numara beni tatmin ederdi ama UK 10 demiş, US 11. Evet, 45 numara arkadaşlar ama bunun kalıbı çok darmış. Dikkat dikkat. Yani Instagram'dan aldığımız ayakkabılar, eğer daha önce aldıysanız bu onlara göre daha dar kalıplı. Ona yani 44 edin. Giyen herhalde 45 olur mu? Aynen öyle. Bir numara direkt oynuyor. 46 olsa bana daha güzel olurdu. Ciddi manada önden de küçük. Yanlardan iyi ama önden küçük geldi arkadaşlar. Ona göre dikkat edin. Bak, bu tarz videoların güzelliği bu işte. Evet. Eğer böyle bir ayakkabı almayı düşünüyorsanız. Kim inceliyor bu tarz bir ayakkabıyı? Kimse. Çok küçük mü durdu? Bir tık sanki evet küçük durdu. Yani 44 numara giyiniyormuş gibisin. Evet, şu an 44 giyiyorum sanki arkadaşlar. Size de o kadar diyeyim. Fena değil. Yapısı mapısı güzel ama dediğim gibi numarası baya baya dar oldu. Baya baya küçük oldu. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında zaten bu tarz zoom barındıran ayakkabılar çok fazla hissedilir olmuyor. Yani çok yumuşak yumuşak veya çok zıp zıplık bir durum yok. Fena değil. Gayet normal. Yani çok aman aman bir şeyler yaptığını söyleyemeyeceğim. Görüntüsü güzel. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle ayaklarım biraz tombiş tombiş gibi hissediyorum ben ya. Tepeden bakınca bilmiyorum. Ya o kadar değil ama. Ekranda öyle oldu mu? Ya sanki bu Kobe'yi almıştın ya 44 numara zamanında. Onlar gibi durdu. Anladım. Evet, gerçekten 44 numara gibi ayağım direkt en ucunda arkadaşlar. Evet, bu tarz şeyler olabiliyor. Genel itibariyle Instagram ayakkabıları büyük gelirdi. 45 alırdım. Daha büyük gelirdi. Kalın çorapla giyinin derdim. Bunu doğru demeyeceğim. Bunda direkt olarak arkadaşlar 1 numara yükseğe çıkın. Eğer 46 varsa işte ben 45 giyiyorum. Onu almalıydım. Sizler 42 giyiyorsanız 43 alın. 43 giyiyorsanız 44 alın. Dediğim gibi sitede de indirim olacak. Zaten ben bunu yüklediğimin akşamında büyük bir indirim başlıyor. Diğer farklı ayakkabılar da alabilirsiniz. Air Jordan 1'ler var. İşte Air Jordan Retro 4'ler var. Birçok farklı güzel ayakkabı alabilirsiniz. Bu seneyi de böylelikle noktalamış oluyoruz. Instagram ayakkabıları noktasında da yine güzel bir sene oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Link açıklamada mevcut. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.